Sevgili seyirciler, 5 günde İngilizce eğitim sistemini Türkiye'ye getiren Alta hedef büyüttü. Türkiye'de kurumsal firmalardan siyaset adamları ve bakanlara kadar İngilizce öğreten şirketin yöneticisi Fırat Cem Utku, kolay İngilizce nasıl öğrenilir sorusunun cevabını bakın nasıl veriyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO ve Almanya'nın en büyük üniversitesi Münih Üniversitesi onaylı 5 günde İngilizce programı projesi 2001 yılında Alta tarafından Türkiye'ye getirtilmiştir. 5 günde İngilizce'nin hikayesi 2001 yılında başladı. Biz birkaç sektörde yatırımı olan bir şirketler grubuyuz. Eğitimle de ilgiliydik. Eğitimle ilgili olmamızın ana sebebi de o sektörde ihtiyacı karşılayamayan boşlukların olmasıydı. 5 gün İngilizce projesini biz ilk Almanya'da keşfettik. Almanya'nın en büyük üniversitesi Ludwig Maximilian Üniversitesi, Münih Üniversitesi'dir. Avrupa'nın da ikinci büyük üniversitesidir. Oxford Üniversitesi kıvamında bir üniversitedir. Pek Türkiye'de tanınmıyor. Münih Üniversitesi'nin dekan başkanlığında bir araştırması yayınlandı. Bu araştırma dedi ki 1960'ların sonundan beri devam eden bir eğitim yöntemi var ama çok açığa çıkmamış, çok keşfedilmemiş. Biz bu eğitim yöntemiyle ilgili bazı araştırmalar yaptık ve bunları yayınladık. Yayınladıkları araştırma şunu gösterdi. 15'er kişilik iki grup almışlar. Bu 15 kişilik bir grup 1,5 sene klasik İngilizce eğitimine tabi tutulmuş Alman öğrenciler. Diğer 15 kişilik grup da 5 günde İngilizce eğitimine tabi tutulmuş. Sonuçlarına bakmışlar. 5 günde İngilizce eğitimine tabi tutulan 15 kişilik öğrenci grubu 1,5 yıl eğitim alan gruptan seviye olarak çok yakın olmasına rağmen konuşma olarak daha ileriye sonuçlar vermiş. Bu çeşitli bilim dergilerinde yayınlandı. Bizim de zaten bir araştırmamız vardı Avrupa genelinde ne yapılabilir, nasıl bir teknolojiyi Türkiye'ye getirebiliriz diye. Hemen 2001'de bunu görünce kalktık gittik, üniversiteyle görüştük. Enteresan bir konu daha var. UNESCO'nun da desteklediği bir proje bu. Yani çok rahat proje destekleyen bir kurum değil Birleşmiş Milletler. Bunu da destek olarak alınca arkamıza hemen bir projeyi Türkiye'ye getirelim dedik. 2002 yılından itibaren projenin oluşumuyla birlikte yaklaşık 12 yıldır Türkiye'de 5 günde İngilizce devam ediyor. İstanbul'da 3 farklı noktada hizmet veren kuruluş, bünyesinde sistem tecrübesiyle uzman kadrosuyla eğitim veriyor. Bizim birkaç ilginç özelliğimiz var diğer Avrupa ülkeleriydeki programlarla kıyasladığınız zaman. Birincisi iş adamlarını sadece kabul eden, 25 yaş altındaki kişileri kabul etmeyen tek program bizimki. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü iş adamları herhangi bir eğitim almak istedikleri zaman kendi iş ya da sosyal yapılarından farklı kişilerle aynı sınıflarda olmaktan, yani öğrencilerle ya da genç çocuklarla aynı sınıfta olmaktan sonra rahatsız oluyor ve bu eğitim verimini çok düşürüyor. Dolayısıyla dünyadaki tek örnek olarak 25 yaş sınırı getiren program olarak çok öne çıktı. Bir de bizi takip eden şirketler var uluslararası düzeyde. Bunlar hem bizi ziyaret ediyorlar hem bu 5 gün İngilizce programının Avrupa'daki diğer uygulayıcı şirketlerini, kurumlarını takip ediyorlar. Ve oradan gelen yorumlar her zaman bizim en başarılı sonuçları elde eden ülke olduğumuz. Bu da bizim Türkiye'miz için bir tabii gurur kaynağı oluyor. Burada en çok merak edilen konu 5 günde İngilizce nasıl oluyor? 5 günde İngilizce eğitimi nasıl bir eğitim sorusu. Hatta bizim ülkemizde güven endeksi biraz düşük olduğu için inandırıcılığı da zayıf geliyor birçok kişiye. Bana bu soru sorulduğu zaman ben önce ters bir cevap vermeyi seviyorum. O da şu, bizim ülkemizde orta birden itibaren üniversite sona kadar her hafta en az 2 saatlik İngilizce ders müfredatı zorunlu. Dolayısıyla Türkiye'de lise mezunu ya da üniversite mezunu olan herkes aşağı yukarı hayatı boyunca 1000 saat ya da 10 yıl İngilizce eğitimi almış oluyor. Ama bakarsanız hiç kimse İngilizce konuşamıyor. Bence bu çok daha enteresan bir durum. Yani 10 yıl milyonlarca kişi ve hiçbirisi İngilizce konuşamıyor. Bu açıdan baktığınız zaman aslında İngilizce öğrenmenin yılla ya da saatle ilgili olmadığını, aslında eğitim sistemiyle ilgili olduğunu görüyorsunuz. Ben herkesin 5 gün İngilizce programını araştırmasını çok tavsiye ederim. İnternette bununla ilgili çok bilgi var. Referanslar araştırılmalı.
herhangi bir eğitim alınacaksa, herhangi bir hizmet alınacaksa bence referanslara bakılmalı. Çünkü siz biraz önce söylediğim gibi aşçı başına yemeği nasıl pişirdiğini sormak durumunda değilsiniz ama bir restorana gidecekseniz arkadaşınıza yemekleri iyi mi diye sormanız gerekir. Referansla hareket ettiğiniz zaman özellikle kurumların da bu konuda çok açık ve şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. Yani referansların şirket isimleri, yorumlarının açık olması, hatta biz el yazılarıyla yorumları açıklarız. Esas seçim sürecinde merkez nokta olmalı diye bir düşüncem var.